MHP şu yönde değişirse biz yeniden bu, çünkü Meral Akşener'in şunu savunduğunu biliyoruz. Sadece CHP ve İYİ Parti'den müteşekkil bir millet ittifakına hayır demiyordu daha önce de. Bunun genişlemesinin bir biz sorun yarattığını düşünüyordu. Biz teklif ettik hatta diyor 2019'da, evet, diyor. Bu açıdan bu CHP ile ilişkili Meral Akşener'in muhatabı kim ve CHP'yi nasıl değiştirir ya da CHP'deki değişimden nasıl etkilenir bu açıklamalar? Siz bunu yorumlar mısınız? Buyurun. Şimdi sevgili Barış, benim gazetecilikteki ustam Nazif okumuştur. Biz bu röportajlardaki satır aralarını okumayı Nazif okumuştan öğrendik. Bugün Meral Hanım bir şey söyledi. Dedi ki partim %10 aldı. Ben Cumhurbaşkanı adayken %7,5 aldım. Onu halen hazmedemiyorum dedi. Bakın, yani bu çok önemli. Halen onu hazmedemiyorum dedi. Dolayısıyla şimdi Sayın Akşener altılı masada bütün liderlerin eşit muamele gördüğü konusunda onu da hazmedemedi. Doğal olarak hazmedemedi. Neden? Diğerlerinin daha oyları belli bile değil. Ama %10'luk bir İyi Parti var. Daha önceki ittifakta büyük katkılar sağlamış bir İyi Parti. Hiç oyları henüz ölçülmemiş. Diğer partilerle aynı statüde bulunmasını da hazmedemedi. Yani bana kalırsa Sayın Akşener zaman zaman o yumruklarını kaldırıyor. Birincisi kendine kaldırıyor. İkincisi diyor ki yani onları almamalıydık. Yani o Gelecek Partisi DEVA'yı bu altılı masaya, bu ittifaka dahil etmemeliydik. Bunu söylemek istiyor. Ama ben burada bir şeyi de ifade etmekte fayda görüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ne haksızlık yapılıyor. Yani özellikle Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na bütün fatura sanki Sayın Kılıçdaroğlu hataları yapmış. Bütün işte yok efendim diğerlerine bu kadar milletvekili verilmiş. Son dakikada işte bakanlık pazarlığı yapılmış. Ama bir Allah'ın kulu çıkıp da birinci turda Kemal Kılıçdaroğlu'nun 44 olan oyunu ikinci turda 48'e çıkardığını, yani artı 4 artırdığını kimse söylemiyor. Yani bu 48'in üzerine 1.3 daha koymuş olsaydı zaten 50.02 ile 0.1 ile seçimi alacak. Peki o zaman şunu söylemiyor. Da soramaz mıyız Sayın Demirağ? Meral Akşener de diyor, buyurun, ki 17 iken 10'a, 15'sek de 10'a düştük. Yani 17'den 7 gitti, 15'ten 5 gittiyse eğer, o masadan kalkılmamış olsaydı şayet, işte sizin bu dediğiniz, evet, hayata geçmemiş mi olacak? Yani 44'ten 48'e çıktığı gibi Meral Hanım da kalkmasaydı, evet, Meral Akşener'de, o zaman zaten bu seçim otomatikman kazanılmıyor muydu yani? Bunu da çıkaramaz bence mıyız o zaman? Kesinlikle. Bakın ben ona katılıyorum. Yani Meral Akşener'in masadan kalkması sadece İyi Parti'ye 5 puan. Yani Meral Hanım 7 puan diyor ama ben kendi adıma 5 puan olarak görüyorum. 5 puan kaybettirdi ama o 5 puan, o kaybedilen 5 puan bu 48'e dahil olmadı. Bir bölüm oldu, tamamı olmadı. Yani tamamı destek vermedi. Bununla da yüzleşmemiz lazım. Yalnız burada bir şey daha şimdi var. Şimdi deniyor ki Yavuz'un özür dileyerek söyleyeceğim. Yani sadece masadan kalkmakla kaybetmedi. Onu konsolide, evet, etti. İki belediye başkanının Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak devreye girmesiyle. Ben İyi Parti'nin özellikle milletvekili listesi açıklandıktan sonra kendi tabanıyla, evet, teşkilatlarıyla da bir yani göreceli olmasa da içten içe bir sıkıntı yaşadığını düşünüyorum. Buyurun. Buyurun. Kesinlikle o doğru. Bu MHP'de de olur. Bütün siyasi partilerde milletvekili listeleri açıklandığında bir kırılma olur. Bunu daha önceki seçimlerde de yaşadı İyi Parti. Bu seçimde de çok fazla yaşadı. Yani evet, bazı illerde ön seçim adı altıyla bir temayül yoklaması yapıldı ama o temayül yoklamasının bazı illerde, ben mesela Ankara'da tanık oldum ikinci bölgede, sağlıklı yapılmadı onlar. O sağlıklı yapılmadığı için de tabandan bir tepki geldi. Yine kontenjan adayı olarak konulan isimlerin bu partinin kuruluş esnasında
emeğinin, terinin olmayışı yüzünden de emeği geçen kişiler tarafından tepki gördüğüne de tanık olduk. Bu bütün siyasi partilerde olur ama İyi Parti'de daha duygusal bir şeyi var onların. Kırılgan bir yapıları var. Nitekim öyle oldu. Ama şunu söylüyorum. Yani deniyor ki işte Sayın Kılıçdaroğlu neden Ümit Özdağ işte bakanlık gizli protokol yaptı, bakanlık yaptı. Bakın aslında bu iş en başından beri bir tezgahtı. Kimse Sinan Oğan'ı konuşmuyor şu anda. Sinan Oğan sahi nerede? Yani ben Sinan Oğan meselesini daha adı çıktığı günden itibaren bu kişiye dikkat edin demiştim. Vay ülkücülerin, milliyetçilerin adayı diye çıkardılar. Yani ilk oylama sayılırken 5.2 ile başladı, 5.5 ile bitirdi yani. O bir projeydi. Sinan Oğan bir projeydi. Nitekim proje olduğunu hepimiz gördük daha sonra. Yani milletvekilinin, AKP Iğdır milletvekilinin özel uçağına binip Dolmabahçe'ye gitti ve orada ikna oldu. Bu Dolmabahçe gerçekten ilginç bir yer. Yani biliyorsunuz o Dolmabahçe'ye gidenler hep ikna oluyor. Bir dönemin Genelkurmay Başkanı da orada ikna olmuştu yani. Ama biz biliyoruz ki Azerbaycan'dan İlham Aliyev'in talimatıyla bu iş yapıldı. Şimdi Sinan Oğan nerede? Sinan Oğan diyordu ki yani bize bakanlık alacağız, şunu yapacağız, bunu yapacağız diyordu. Nereye gitti? Tamamladılar. O Tayyip Erdoğan'ın 49'da kalan oyunun tamamlatılması için o da bir projeydi. Ama öte yandan da 44'e 48'e çıkarmak da çok büyük bir başarıdır yani. Bunu niye görmezden geliyoruz da hep Sayın Kılıçdaroğlu'nu suçluyoruz? Yani seçimlerden önce Sayın Kılıçdaroğlu'nun 6-5 benzemesi bir masaya getirmesinden dolayı kutluyorduk değil mi? Herkes övgüler yağdırıyordu. Şimdi bir de parti CHP'nin içerisinde yani birileri çıkıyor diyor ki işte atanmışlar işte danışmanlar atanmıştır onlara değil biz seçildik bize bizim yönetmemiz lazım. Ya biraz da vicdanlı olun yani. Ön seçimle mi geldiniz siz? Siz de Kemal Kılıçdaroğlu'nun atamasıyla geldiniz ve ilk fırsatta da Sayın Kılıçdaroğlu'na hançer demeye kalkışıyorsunuz. Bir takım konularda açıklamalar yapıyorlar. Bu da bana göre siyasi etiğe aykırı şeyler. Kemal Bey'e haksızlık yapıldığı kanaatindeyim. Yani bunu neden? Şimdi nerede sahi? Babacan çıkıp bir tek kelime söylemiyor. Yani teşekkür bile etmediler üstelik. Gelecek Partisi çıkıp bir Sayın Kılıçdaroğlu'na teşekkür ederiz bile demedi. Hiçbirisi demiyor. Bunları kimden aldınız yani? Bu kadar kişiyi. CHP'nin bu kadar emeği geçen insanları Türkiye için bir fırsattır diyerek seslerini çıkarmadılar. 70'ten 80 tane başka partiden adaylar kondu listelere. 39 tanesi de seçildi. Yazık değil mi bu emeği geçen Cumhuriyet Halk Partililere? Peki Sayın Tılıç size de şunu bir şey ben mi diyecek? Sorayım mı? Tabii tabii sen sor ben de ilave yaparım o zaman. Üstüne bir şey soracağım. Doğan Bey şunu soracağım. Siz tecrübeli bir gazetecisiniz ve uzun yıllar bu seçim sonuçlarının kestiği faturaların birçoğuna tanık olmuşsunuzdur. Şimdi tarihin öyle bir yerindeyiz ki Meral Akşener bu açıklamalardan sonra kendi adaylarıyla çıksa söylediği gibi ve bir sürü şehri alsa ve eminim biz o seçimin ertesi günü Meral Akşener'in büyük başarısı falan diye bütün kanallarda konuşulacak. Belki de alacağız diyor zaten. Ama bunun tam tersi olursa çünkü Meral Akşener şöyle diyor. Kaybetmeyi de göze aldık, gerekirse kaybedilecek diyor. Diyelim ki kaybedilirse kendisinin ifade ettiği gibi. Bunun muhalefet seçmeninde karşılığı ne olur? Ne söyler? O seçimin ertesi günü ne konuşur? Ve İyi Parti'ye ne fatura keser? Nasıl yorumluyorsunuz? Yani çünkü mesela 14-28 Mayıs seçimlerinde ittifakın sonuçlarını bugün konuşuyoruz. O gün gerekirse kaybederizin sonucu ne olur? Veya kaybetmek için gerekirse bu yöntemi seçerizin sonuçları ne olur? Nasıl yorumluyorsunuz? Sevgili Barış, izin verirsen ben birinci turda söylediklerim üzerinden devam ederek bu soruna cevap vermeye çalışayım. Epeyce spekülatif şeyler bunlar.
Kazanırsa ne deriz, kaybederse ne deriz, fatura kime kesilir? Faturanın bir kayıp döneminde, bir kayıp durumunda bize ve memlekete kesileceği kesin. Eğer biraz önce söylediğim gibi bir otoriter rejim tahlilinde samimiysek, bizim önemsememiz gereken şeyler, dert etmemiz gereken şeyler, şimdi de konuşuyoruz.